Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV100'de Memleket Programı özel yayınına Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmayacağını söyledi. Düşündüğünü belirtti, daha doğrusu kendi kanaatini aktardı. Fuat Oktay anketlerdeki son durumla ilgili de önde olduğumuzu söyleyebilirim dedi. Ve o masa kurulmadı dedi, altılı masayı ifade ederek. O masa kurulmadı, o masa toplatıldı dedi. Sokaklardayız. Evet. Bizim sokaklardan aldığımız, Ankara'dan aldığımız geri bildirim, birinci turda inşallah bu işi bitireceğiz diyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV100 özel yayınına katıldı. Memleket programında Talat Atilla ve Tamer Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan Oktay'ın gündeminde seçim vardı. Anketlerdeki son durumu açıkladı. Yani önde olduğumuzu söyleyebilirim. Kaç ama ondan daha önemli bir şey. Ondan daha önemli son bir cümleler şey. Efendim. Trende baktığımızda, özellikle son 15 gündeki trende çok ciddi şekilde aradaki farkın açıldığını da görüyoruz biz. Yani Cumhur İttifakı lehine aradaki farkın açıldığını görüyoruz. Oktay Millet İttifakı'nı eleştirdi. O masa kurulmadı, toplatıldı dedi. Bu yedili maşa kendiliğinden o masanın etrafına toplanmadı. Toplatıldı, oturtuldu ve birisi kalkmak istediği zaman, hatırlayın işte Sayın Akşener'in burası kumar masasıdır, burası noterdir, burası bize bazı şeylerin dikte edildiği yerdir. Dışarıdan bir müdahale değil edildi, mi? Onun için döndü diyorsunuz. Denmesine yani. Rağmen 24 saatte masaya oturtulduysa kendi içlerinden bunun zaten açıklaması yapıldı. Oktay Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganına dikkat çekti. O afişlerdeki sana söz dediği, o sözü Kandil'e, Pensilvanya'ya ve onların ağababalarına, yani asıl kendi ağababalarına, iplerini ellerini tutanlara verilen bir sözdür o. Fuat Oktay'ın gündemindeki bir diğer konu da Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat'taki depremlerdi. Bu büyüklükteki bir depremin tüm akut dönemini, her türlü sıkıntılarını ilk 3 haftada geride bırakan bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Ne Amerika'sı, ne İngiltere'si, ne Fransa'sı, ne Rusya'sı, ne Çin'i, ne Japonya'sı bu büyüklükteki, bu genişlikteki bir afetin akut dönemini bu kadar kısa da sürede geride bırakma şansı yok. Deprem bölgesindeki çalışmalar ve konutların yapımı ile ilgili bilgiler verdi. Şimdi 71 bin oldu konteyner kentteki konteyner sayılarımız. Hedefimiz 131 bine çıkmak ve evet, tamamını konteyner kent almak. Ama hemen bu arada enkazları kaldırmaya başladık. İşte bir haftaya kadar enkazlarımız tamamen evet, bitiyor. Antakya belki bir hafta daha uzun sürecek. Orta hasarların tamamını da yıkıyoruz. Evet. Güçlendirme diye bir şey yok. Herkese konutlarını teslim edeceğiz. 311 bin. Evet. Bugün 319 bin, 320 bin konutun çalışmalarını yapıyoruz. 101 bini geçti. Daha 2 ay oldu. Ve tamamını biz bir yıl içerisinde evet, bitireceğiz. Evet. Fuat Oktay muhalefete deprem üzerinden yüklendi. Şöyle bir varsayımda bulunun. Bunların olduğu dönemde böyle bir afeti yaşasaydık, Allah korusun, sizce ne olurdu? Toplanıp dağılırlardı. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Toplanıp dağılırlardı. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Oktay Kızılay çadır sattı tartışmasına da değindi. Böyle bir işte çadır satma, parasıyla satma vesaire gibi. Bunu ben önceden de ifade ettim. Buna biz de üzüldük. Gerekli yaptırımlar zaten soru uygulanıyor. Yani siz uygulanmadığını mı zannediyorsunuz? Yani biz eğer ki Kızılay'ın yapması gereken bir işi yapmadığında, hiç merak etmeyin, o yaptırımlar uygulanır zaten ve uygulanmıştır. Yani. İki şeydir. Birincisi kişinin kendi inisiyatifi çerçevesinde istifasıdır. Genel kurulu olan, değil mi? Çok da geniş bir yönetimi var. Doğru. Dolayısıyla oranın tekrardan olağanüstü bir genel kurula davet edilmesi ve yönetimin belirlenmesi olayıdır. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bağlamasına eşlik etti ve şunu söyledi, sosyal medya hesabından da paylaştı ve dedi ki hep beraber türkü söyleyeceğimiz günler çok yakın. Daha neler? Başkan bakalım nasıl çalacaksın? Ben inşallah bana da gelmez. Derdimi anlatacak kadar çalıyorum. Öyle mi? Güzel. Aldı eline mızrapı, vurdu teline bağlamanın. O çaldı, genel başkana eşlik etti. Yürüyorum geceleyin, efkarlıyım, efkarlıyım. Millet İttifakı
İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'le birlikte gençlerle buluştu. Öncelikle hoş geldiniz, geldiniz için çok teşekkür ederiz. Gençler sordu, Kılıçdaroğlu tek tek yanıt verdi. Onların kim olduğunu biliyorum. Hepsini alacağım. Etkinliğin sonlarına doğruysa Başkan Akpolat bağlamasını aldı. Ünlü müzisyen Zülfü Livaneli'nin bestesiyle hayat bulan vatan şairi Nazım Hikmet'in kaleminden dökülen Karlı Kayın Ormanı'nı seslendirdi. Hep beraber ben oradan geçerken bir amca dese gir içeri. Kılıçdaroğlu da o keyifli anlara eşlik etti. Bir CHP lideri o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Altına ise bu ülkede hep beraber şarkılar, türküler söyleyeceğimiz günler çok yakın notunu düştü.